Günaydın. Benim sevgili dostlarım. Sevgili benim kardeşlerim. Benim izleyicilerim falan değil. Benim sevgili kardeşlerim. Oh, sabah güneşi tuttu. Sabah şu anda kaç biliyor musunuz? 8:30-9'a yakın. Bugün hava güzel. Bugün ne yapacağım? Bugün bahçe temizliği biraz. Akşam üzeri de şöyle güzel bir fasulye, akşamdan fasulye haşladım. Fasulyeyle ne çorbası diyorlar arkadaşlar ona? Fırınlanmış mısır göcesi çorbası. Onları yapacağım. Bak, ablam da tavukları salmış. Dün biraz da buraları hallettim arkadaşlar. Dün bunları temizledim. Yukarı bahçeye de çıktım. Orayı şimdi tekrar orayı temizlemeye gidiyorum. Hadi başlayalım mı diyor ya. Hoş geldiniz. Satya'nın günlükleri. Hayata dahil her şey. Acaba benim yeğen sabah sabah nereye gider ki? Mutlaka Yenice'de bir işi var. Yenice'ye gidiyor. Bak, geliyor motoruna. Hadi arkadaşlar başlayalım. Şimdi ev hallettikten sonra indim bahçeye. Kız tüylerinden gözleri de görmeye. Bu salatalıkları sabahtan Mustafa kalkmadan önce, arkadaşlar kahvaltı yapmadan önce salatalıkları komple çıkardım. Çubuklarını. Eskilerini yenilerini ayıracağım onu. Burayı doğru temizledim. Aşağıya doğru. Şimdi makine işi kaldı artık. Makineyle temizlenecek kaldı. Şimdi 2 gündür mısırım burada sergide arkadaşlar. Çok güzel de hava aldı. Onu artık otururken elimle, bu dövülmeyecek. Bunu elimle işleyeceğim. Sonra arkadaşlar indim buraya, bu tarafa geçtim. Burayı da orada fasulyem vardı ya. Onu da hallettim. Onun çubuklarını çıkardım. Fasulyesini aldım. Burayı da, bunu da kız kardeşimin ineklerine. Bunların içi kaldı. Şimdi sıraya koymayınca olmuyor işlerimi. Sıraya koymam lazım. Mancallarımın alt kanatlarını almam lazım. Arkadaşlar iş yapana çok köyde. Köyde bir günde 2 tane video bile çıkar. Ortalık kurak. Yani şu an yağmur yağdı. Hani geçen Zonguldaklara beyaz yağmur yağdı ya. Köye de yağmış. Ama ormanlar kurak arkadaşlar. Daha çok yağmur istiyor. Dün mantara doğru gittik ya. Biraz yağmur yağsa pıtır pıtır mantarla çıkacak. Bakalım şunu yakabileceğim mi? Yaktım vallahi arkadaşlar. İnsanoğlunun gücüne hiçbir şey dayanmıyor ki. Yaktım vallahi ya. Çöpler gitsin. En gücüme giden bahçede çöp. Şimdi bu yana dursun. Biz de yukarı doğru gidelim. Şöyle orağımı aldım elime. Bak, bu oraktır arkadaşlar. Bunu Laz kardeşlerimiz daha iyi bilir. Karadeniz kadınlarına, biz Batı Karadeniz olduğumuz için bize kıvırcık derler. Onlar Batı Doğu Karadeniz olduğu için onlara Laz derler. Hepsine selam olsun. Ne güzel yandı ateş. Bahçeyi biraz hallettim arkadaşlar. Bayağı tempo temizledim. Şimdi şu yok pırasalardan 2-3 tane pırasalıyor. Ne yapacağım bunlardan biliyor musunuz? Kuru fasulye. Mısır çorbası. Onları koydum ocağa. Şimdi biraz da odun alayım şuradan. Onlardan güzel bir yemek yapacağım. Akşam oldu arkadaşlar. Benim yine ısırgana elim değmedi. Ama buralardayım. Allah büyüktür, yaparım. Şimdi eve doğru gidiyorum. Biraz yoruldum. Üzerimi başımı çıkarayım. Şöyle yemeklerim haşlandı. Güzel yemeklerimi yapayım. Yemeğimizi yiyelim. Bugünü de böyle geçirelim canlar. Bayağı yoruldum ama. Tavuklar da arkamda, önümde. Gel 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 gel, yukarılardalar. Gel 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 gel. Bir şey değil, akşam kuş alıverir. Ablamın dün bir tane civcivsini aldı bile. Dışarı koyuverişiyle bile alıyor arkadaşlar. Gözetliyor onları hususu. Ay, kabak dalacıydım ben. Neyse, onları da yarın hallederim. Şuradan birkaç tane de şey alayım. Biber alayım. Biberli gelen yapalım. Şöyle birkaç tane de biber alayım. Onları halledeyim. Akşam yemeklerimizi yapalım arkadaşlar. Çünkü yemeksiz de olmuyor ev. Yemeğin olduktan sonra, ekmeğin olduktan sonra zaten iş yapılıyor. Biberler ta dökülüyor. Onun için burayı çıkarmadım. Biraz daha dökülsün diye. Yeter arkadaşlar. Bunlar yeter yemekliye. Evet. Eve çıkıp şimdi yemeklerimizi yapalım canlar. Efendim abla? Yok.
Benimkiler girmiş de senin bir de yukarıda horoz falan var. Akşam kuş alıverir. Onun için çağırıyorum onlara. Benimkiler buradalar. Girdiniz mi? Benimkiler buradalar. Girdiniz mi yavrum siz? Girdiniz mi? İyi hadi yavrum akşam oluyor çünkü. Görüşmek üzere. Ben sizin arkanızı falan örterim. Girin yerinize. Hadi girin yavrum yerinize. Şimdi arkadaşlar çıktım eve. Mısır çorbası koydum. Ama bu mısır çorbası nasıl anlatayım arkadaşlar? Fırınlanmış mısır. Yeşil mısırı fırınlıyorlar. Fırınladıktan, bak ben onu bilmiyorum. Fırınladıktan sonra onu tek tek işliyorlar. Şöyle hani salatalara kattığımız mısır gibi haşlanıyor. Onu kurutuyorlar. Ondan sonra değmende çekiyorlar arkadaşlar. Bu böyle bir mısır. Bunu koydum hoca. Kuru fasulyem de arkadaşlar haşlamalık oldu. Şimdi bunun suyunu süseceğim. Kavuracağım güzel. Pırasıyla patates koyacağım içine. Hadi beraber yapalım. Şimdi arkadaşlar kuru fasulyem için artık aygazı yakamayacağım. Aygazla pişireceğim arkadaşlar. Aygazı yakamayacağım diyorum. Ocağı yakamayacağım. O kadar yoruldum, o kadar yoruldum. Malzemelerimi göstereyim size. Bakın bir baş böyle orta baş soğan, 3-4 tane yeşil biberim, pırasam arkadaşlar. Tabii ki salça falan da var. Şimdi önce ne yapacağım? Hemen aygazımı yakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Tenceremi kurusu yıkadım çünkü arkadaşlar. Şöyle bileklerimi de sıyırayım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Bakın ara sıra fasulyeden bıktıysanız bunu mutlaka deneyin arkadaşlar. Köy usulü. Ben soğanı elimde doğramayı daha çok seviyorum. Bir de yağ sıçramasın diye bu güzel oluyor arkadaşlar. Tencereyi kurutup da yağı en son koyup bak soğanın hafif bir de suyunu alıyorum. Bak, bu da iyi oluyor yani. Ondan sonra yağımı koyuyorum. Yağ ölçüsü istediğiniz kadar. Sen temiz yapış yapabilirsin canım. Tamam. Şimdi Ozan'la görüştüm de. İyi sen banyodan falan çık konuşuruz şimdi. Şöyle yemeklerimi yapayım ben. Oğuzhan Eren geliyormuş. Oğuzhan Eren'le geliyormuş. En iyisini yapıyor. Araba parası vermez bari. Şöyle. Ben bunu yaktım mı? Yaktım yanmadı. Şimdi tekrar yakacağım. Ben onu halledeceğim. Sen şey yapma. Dikkat edebildiğim kadar yemeklere böyle tencerelerime ağaç kepçeği kullanmaya çalışırım arkadaşlar. Bir kavrayayım bunu. Soğanımdan biberimi kavurdum diye. Şimdi devreye yaptığım güzel çalçamdan bir kaşık biber salçası. Biber salçasının kokusu çıktıktan sonra da bir kaşık domates salçası. Bakın arkadaşlar. Ondan sonraki bunu fasulyesini koymadan önce suyunu kaynatacağım. Bunun lezzeti ve sırrı bunlardır. Şimdi hiç tuzunu koymadan bu bir kaynasın. Ben ne yaptım bu arada? Bir tane havuç da aldım. Bir tane de patates alıp geliyorum. Suyumuz kaynadı. 2 dakikayı falan kaynattım. Bunun için fasulyeleri biraz haşlarken hafif fazla haşlayacağız. Bu barbunya fasulyesi arkadaşlar. Hatta kiraz fasulyesi. Burada artık ne yapacağız arkadaşlar? Eşit pişsin diye süper bu köy yemeğidir bu. Şöyle fasulyeler kadar havucumu koyuyorum içine. Bazen havuç olmuyor. Havuçsuz da yapıyorum yani. Aynen patatesi de. Çünkü fasulyemi biraz fazla haşladı.
deneyin. Pişman olmayacaksınız. Bir orta boy patates yetiyor. Benim köy patatesi olduğundan patateslerim küçük. Şu şekilde arkadaşlar bakın. Tabii üzerine biraz su koyacağız şimdi. Yıkadığım, temizlediğim bahçemden pırasam. Bu abla şaşırdım diyeceksiniz. Deneyin, bana hak vereceksiniz. Değişik tatlar arayanlar. Kuru fasulyeyi hep aynı pişirmekten sıkılan arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Ha, çarşıdan aldığımız pırasaları ne yapacağız? Onun şeyini koymayın. Kökü kalın oluyor. Yapraklarının ortadan birkaç tane böyle ince küçük olsun diye ortadan kesin arkadaşlar. 3-4 tane yaprak yeter ona zaten. Ben bazen zamanım olup da tarifini yazamıyorum. Seyrederken tarif bence daha güzel. En güzeli o. Bak buna baharat bile gerekmiyor. Baharatı tabağınıza koyarsınız. Çünkü biber var içinde. Soğan var, biber var, patates var, havuç var, pırasa var. Buna baharat şey yapar mı? Kuru fasulye kadar. Patates biraz suyu çeker. Bu suyla pişecek. Görüyor musunuz arkadaşlar? Rengarenk. Bu barbunya fasulyesinde olur. Beyaz şeker fasulye de olmaz. Beyaz şeker fasulyesi sadece havucu sever. Olursa kıyma sever arkadaşlarım. Ben kıymalı fasulyeyi de hiç sevmediğim için tuzunu da koyduk. Şimdi tuz ayarını da yapalım. Bu arada tuz kaplarımı falan da yıkayıp tekrar içine tuz doldurayım. Şöyle kenarından tuzuna bakayım arkadaşlar. Yeterli. Ben her seferinde söylüyorum size. Ben zaten biraz eksik yiyorum. Benimkiler alıştı artık. Sofrada ilave ediyorlar tuzlarını. Şimdi ben bunu kaynayıncaya da burada kaynadıktan sonra alacağım. Şimdi burada da arkadaşlar bak şu da şöyle renk versin diye tekrar bir tane biberim var. Üç yerinden. Değişik yemekleri ben çok severim. Burada da bir bas soğan doğradım. Üç tane yeşil biber doğradım. Bu da mısır çorbamın sosu. Onu şurada yapayım. Bunu kavuracağım ya. Şöyle yapayım arkadaşlar onu da. Bunu bir güzel. Bak arkadaşlar severseniz mısır çorbasına tereyağı veya işte katı yağlardan koyabilirsiniz. Ben sıvı yağ. Maalesef benim evdekiler sıvı yağ. Bu da bir kavrulsun. Ondan sonra ona da birer kaşık salça koyacağım. Çorbamın üzerine onları da koyacağım. Şimdi arkadaşlar bunlar pişe dursun. Ben de bu arada bir yarım tavuk var. Onların yanına bir de yarım tavuk bir de marul salatası yapayım. Soframı hazırlayayım. Bakın tavuk yemeğimi de tavuklarımı yıkadım. Doğradım arkadaşlar. Derilerini hep aldım. Deri sevmezler. Üzerine pul biber, karabiber, kırmızı toz biber ve kekik. Tuzunu koydum, baharatlarını koydum ve bunun ağzını da kapatacağım. Bu da bu arkadaşlar. Çevirdikçe baharatı kendisi alacak. Kekiği biraz fazla koydum. Yemeklerim şimdi pişsin. Şimdi arkadaşlar, kuru fasulyem pişti. Bakın, şimdi tabağa koyacağım. Artık soframı hazırlıyorum da. Şimdi size böyle göstereyim. Bir elimle de telefonu tutayım. Bazınız bilmez. Bu abla ne yaptı der. Bakın. Patatesli, havuçlu, sebzeli. Haydi. Bir başta soğan yanına banıp banıp yemeye. Bir de çorbamıza bakalım. Yine dayanamadım arkadaşlar. Baktım çorba geç pişecek. Hemen dedim gözünü yakayım da
Gözünün üzerinde. Bunu da koyalım şimdi. Evet sevgili kardeşlerim. Soframızı kurduk. Ekmeğimi ısıttım. Yoğurdum. Sebzeli kuru fasulye. Çorba olarak göcü çorbası. Tavuğumuzu kısalttık. Marul salatamız. Peçetemiz, ekmeğimiz, suyumuz derken böyle bir soframı hazırladım arkadaşlar. Siz de değişik tatlar arıyorsunuz. Hep bildiğiniz çorbalardan değil. Biraz araştırın. Eskilerden, eskiler hangi çorbaları yapmış, yemiş. Bunları, kuru fasulyeni bu şekilde yemenizi, bu şekilde pişirmenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar.